Merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber hikaye diyarına yolculuk yapacağız yine. Bakalım bugün Kıtır ile Pıtır'ın başından neler geçmiş. Ama hikayeye geçmeden önce sizinle paylaşmak istediğim bir bilmece daha var. Bakalım bilmecenin cevabı hikayenin neresinde gizli? Bilmecemiz şöyle çocuklar. Dışımda bir oda, içimde başka bir oda. Toplam iki oda. Bilmecemiz hikayenin sayfasında bir yerlerde. Hadi bakalım şimdi hikaye kapısını aralamaya hazır mısınız? Benimle beraber şarkıyı söylemek için ekranın başına odaklanın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden bir rüzgar sesi istiyorum sizden. Yel gibi derelerden şıkır şıkır. Tel gibi artık hikaye diyarının tam önündeyiz şu an. Kapı kapalı, anahtarımız yok. Çocuklar anahtarları nereye sakladınız? Hadi bakalım gidin bulun gelin. Ben de anahtarımı hikaye sandığından getiriyorum sizin için. Herkes anahtarlarını getirdi mi çocuklar? Evet, hazırsanız kapıya takıyoruz. Şimdi burada ben ne diyordum? Tıkırt. Siz ne diyordunuz? Tıkırt. Hazırsanız başlıyoruz. Tıkırt. 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 Evet çocuklar biraz yüksek sesle tekrar edebilir misiniz benim söylediklerimi? Tıkırt diyorsunuz ha karıştırmayın. Tıkırt. Tıkırt tıkırt tıkırt. Hikaye diyarının kapısı sonuna kadar açıldı. Hadi bakalım şimdi hikaye zamanı. Hikaye sandığından hikayemizi aldım. Kıtır ile Pıtır'ın hikayesine devam ediyoruz arkadaşlar. Kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış. Yazarı Arife Aydın. Çizeri ise İlknur Salman. Hikayemizin ismi Yardımlaşmak Ne Güzel. Bakalım Pıtır ile Kıtır nasıl bir maceranın peşinde koşacak? Kıtır ile Pıtır bulundukları ormanda gezintiye çıkmışlardı. Kıtır. Efendim Pıtır. Şuradaki meşe ağacına tırmanalım mı? Olur. Ama tırmanırken yarışalım. Önce kim tırmanacak bakalım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Başlasın yarış. Biz Kıtır ile Pıtırız. Ağaçlara tırmanırız. Tıkır tıkır. Yarışı kim kazanırsa fındık yeriz kıtır kıtır. Yarışırken bir de bu şarkıyı söylüyorlardı çocuklar. Pıtır neredeyse en üst dala ulaşmak üzereydi ki birden durdu. Kıtır buraya gelmelisin hem de çok çabuk. Kıtır gelemem dedi. Neden gelemezmişsin? Çünkü duramam yarışı kazanmak üzereyim. İnan bu yarışı kazanmaktan daha önemli bir şey var burada. Burada ilginç bir şey var. Uf dedi Pıtır. Yine ne buldun? Hem dallardan seni göremiyorum. Neredesin? Üst dallardayım bak diye bir yaprağı aldı sallamaya başladı. Sallanan yaprakların arasından aa evet gördüm. Bekle hemen yanına geliyorum dedi arkadaşı. Kıtır daldan dala zıpladı. Kısa sürede arkadaşının yanına ulaştı. Gördükleri karşısında o da çok şaşırdı. Pıtır bir kuş yuvasının yanı başındaydı. Yuvanın içi boştu. Sadece yeni kırıldığı anlaşılan yumurta kabukları görünüyordu. Kıtır, bak bu kabuklar yeni kırılmış. Yani içinden küçücük bir yavru çıkmış. Ama yavru yuvada yok. Sence nerede olabilir? Sizce nerede olabilir çocuklar? Belki annesiyle gezmeye gitmiş olabilir mi? Oo, olur mu öyle şey? Daha annesiyle gezemez ki o. Yumurtadan çıkar çıkmaz hiç uçar mı kuşlar? Peki o zaman ne oldu? Yoksa küçücük yavru kayıp mı oldu?
Onlar böyle yuvaya bakıp konuşa dursunlar. Uzaktan bir ses geldi. İkisi de birbirine baka kaldı. Yoksa bu ses o kuşun sesi mi? Ses tekrar yükseldi. Tik 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 tik. Ben bir yavru serçecik. Yuvamdan aşağı düştüm. Biri bana yardım etmeli hemencecik. Sen de duydun mu dedi Pıtır. Evet duydum. Sanki ses aşağılardan bir yerden geliyor. Yavru serçecik neredesin? Bu sefer sesini iyice yükseltti kuş. Cik 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 cik. Sanırım bir dalın üzerinde. Evet evet serçecik tam orada. Kıtır ile Pıtır daldan dala atlayarak yavru serçeciğe ulaştılar. Bana yardım eder misiniz diye ciklemeye devam ediyordu kuş. Ben daha minicik bir serçeyim. Lütfen bana yardım edin. Kıtır serçeciği kucağına aldı. Sonra yuvaya beraber tırmanmaya başladılar. Pıtır da yanlarındaydı. Pıtır serçeye nasıl geldin buraya diye sordu. Düştüm dedi serçecik. Annem yemek aramaya gidince yuvada canım sıkıldı. Aşağı oyun oynayan tavşanları seyredeyim derken başımı uzattım. Bir de baktım daldayım. Kıtır ile Pıtır serçeyi yuvasına yerleştirdiler. Daha dikkatli olması konusunda ona tembihte bulundular. Sonra uyuması için ona bir güzel ninni söylediler. Uyusun serçecik uyusun, rüyasında gökyüzüne uçsun. Uyusun serçecik uyusun, uyusun da büyüsün. Onlar ninniyi söyler söylemez kısa sürede uykuya daldı serçecik. Sincaplar da üzerini örttüler yapraklarla üşümesin diye. Kıtır ile Pıtır çok mutlu görünüyordu. Yardım etmenin mutluluğuyla gözlerinin içi gülüyordu. Biz iki sincabız daldan dala zıplarız. Bize yardım edin deyince hemen koşarız. Yardıma mutluluktan uçarız. Hikayemiz burada bitti. Bakalım bilmecenin cevabını bulabildiniz mi? Dışımda bir oda, içimde başka oda. Toplam iki oda. Burada arkadaşlar Kıtır ile Pıtır'ın yediği en çok hangisiydi çocuklar? Evet, fındık cevabını duydum sizden. Fındık yiyorlar ikisi de değil mi? Cevabımız da buydu. Şimdi sıra sorularımıza geldi. İki arkadaş meşe ağacına tırmanırken Kıtır meşe ağacında neyi fark etti çocuklar? Neyi gördü? Evet, kuş yuvasını gördü değil mi çocuklar? Kıtır ile Pıtır yavru serçenin yuvadan düştüğünü görünce ne yaptılar? Hemen yardım ettiler değil mi çocuklar? Yavru serçe neye bakmaya çalışırken yuvadan düşmüştü? Aşağıda oynayan tavşanlara bakmak için eğildiğinde düşmüştü değil mi çocuklar? Kıtır ile Pıtır yavru serçeyi yuvasına tekrar getirince uyuması için ona ninni söylemişler. Peki sana hiçbiri ninni söyledi mi? Eminim söylemiştir. Annen, baban, deden, nenen olabilir. Kıtır ile Pıtır yavru serçeciye yardımcı olabildikleri için çok mutlu olmuşlar. Peki sen hiç kimseye yardım ettin mi? Evde annene mutfakta, babana tamir işlerinde. Eminim yardım etmişsindir veya arkadaşlarına. Aferin size. Sizin yardımsever çocuklar olduğunuzu tahmin etmiştim zaten. Hikayemiz burada bitti. Gökten 3 elma düştü. Elmalardan biri siz kıymetli çocuklara, diğeri anlatıcı bana. Peki 3. elmayı kime verelim? Yavru serçeciye mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü çok korktu hatırlıyorsanız yere düştüğü zaman. 3. hediyemiz ise serçeciye gidiyor. Hikayemiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın çocuklar. Allah'a emanet olun.